Bizim çocukluğumuzun geçtiği bu Dicle Nehri şu an çocuklarımıza mezar oluyor. Bundan 3 ay önce bir kum ocağı diye bir deseyin bir projesi geldi. Efendim burada çakıl taşı alacağız. Boşalttıklarımız yeri dolduracağız. Dicle Nehri'ne herhangi bir zarar vermeyeceğiz. Hiçbir tehlikesi yok bu işin. Biz de kabul etmedik ama en son devletindir diye sesimizi çıkaramadık. Kaymakama çıktık, valiye çıktık, karakol komutanına çıktık. Adamlar dedi şu an devletin projesi, biz bir şey yapamıyoruz. En son bundan 2-3 gün önce bir tane çocuğumuzu buraya kurban verdik. Çalışma yeri 1 kilometre ilerisi gelmiş, 1 kilometre çalışma sahasının dışına çıkmış. Biz bu kum ocağının kapatılmasını istiyoruz. Bize bu alanın ıslah edileceği, düzgün bir şekilde çalışılacağı, bekçilerin olacağı, uyarı levhaların olacağı şekilde bize o şekilde çalışacağız. Köylüye herhangi bir zarar verilmeyecek. Köylünün menfaatinin dışına çıkılmayacak. O şekilde bize söz verildi. Bundan yaklaşık 2 ay önce burada can kaybı olabileceği, canımızın güvende olmadığını, sesten dolayı sıkıntı yaşadığımızı, saatlerden dolayı sıkıntı yaşadığımızı bunları dilekçede belirttim. Yaklaşık 2 ay önce de bunu DSİ'nin yetkili makam mercilerine verdim. Benim dilekçeden herhangi bir cevap alamadım. Dicle'nin bütün doğasını, bütün yeşillik alanlarını tahrip edilmektedir. Bunu tapulamaya, taşımayı bize söylediler. Şimdi günde 100-150 kamyon taşınıyor. Her taraf tahrip oluyor. Biz buna karşıyız. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Bunu bir an önce el atsınlar. Yoksa köyümüzde ne huzurumuz kaldı, hayvanlarımız otlak yerlerde kalmadı. Bunun bir çaresini mutlaka kapanması için ne gerekiyorsa yapılmasını arz ediyoruz. Hayvanlarımız var, insanlarımız var, çocuklarımız var, tehlike altındadır. Bunu bir an önce kapatılmasını istiyoruz. Toz dumanı köyün üzerine basıyor, geçilmemesi gereken yere geçiliyor. Bizim için tehlikeli bir durum. O açıdan olan bu tahribatları düzeltsinler, bize set yapılsın, kendi alanında çalışabilir fakat bizim setimiz yapılmadan biz kabul etmiyoruz. Jandarma geldikten sonra biz kaymakamlığa gittik. Kaymakamlık DSİ'nin projesidir. Burada bir çalışma yapılacak ve buradan çakıl alınacak. Kral Kızı Barajı kanalları için kullanılacak. Tamam biz dedik, öyleyse tamam. Ama Dicle'ye zarar vermemek şartıyla DSİ bize bunu dile getirdi. Ben Dicle havzasını genişleteceğim. Genişlettikten sonra da bütün kayalarla set yapacağım ve piknik alanına dönüştürüp Köseli halkı bize dua edecek.